Deniz Türüç farklı mevkilerde oynayabiliyor ama evet. Abdullah Avcı'nın kafasındaki kanat oyuncusuna daha yakın mı? Deniz Türüç de yani o da orta saha görünümlü kanat oyuncusu olduğu için orta saha meziyetli evet. kanat oyuncusu. Hollanda'da da zaten orta sahada oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam Go Ahead Eagles'da. Yani o da tam Abdullah Hoca'nın istediği tarzda değil sanki. Yani bilmiyorum Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray 3'ü birden talip diyor Erol Bedir, Sayın Başkan, Kayseri Spor Başkanı ama Beşiktaş'ın ne kadar ihtiyacı var, Fenerbahçe'nin ne kadar ihtiyacı var, Galatasaray'ın o tarz bir kanat oyuncusuna ne kadar ihtiyacı var? Çünkü o da ceza sahasına girmeyen tarzda, farklı tarzda ama yine ceza sahasına girmeyen tiplemede bir... Aslında şut meziyeti olmasına rağmen. Yani ben hakikaten Deniz Türüç ceza sahası içerisinde gördüğümü o kadar maç seyredip hatırlamıyorum yani. Ya kanat oyuncusu girmeli yani. Girmez yani sol kanattan hücum akarken senin sen ikinci santrafor yani, olacaksın ya. Bu çok basit, çok temel bir şeyden bahsediyoruz. Biz Visca'yı, Cengiz Ünder'i överken övdüğümüz konulardan bazıları bu ikisiydi. Yani topla ve topsuz girmesi. Tabii ceza şimdi bu sahasına. Önümüzdeki sezon değişmesi muhtemel. Yabancı kuralı da biraz kulüpleri yerli oyunculara itti yani. Galatasaray durup dururken Adem Büyük'le Jimmy Durmaz'a gitmedi. Evet. Veya Deniz Türüç'ün ismi durup dururken şu anda büyüklerle anılmıyor. Bunun da muhakkak ki bir katkısı ve ne diyeyim, şartlar buna zorluyor biraz da kulüpleri.